Yeni bir günden, yeni bir videodan her birinize Zonguldak'tan, yağmurlu bir Zonguldak'tan selam olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Görmüş olduğunuz gibi şapkamı geçirdim. Bunun üzerine şiş yeleğimi aradım ama bulamadım. Ha, nereye gidiyoruz? İlk önce onu söyleyeyim de kahvaltı yaptık. Etrafı bir topladık. Barış sabah yürüyüşe gitmişti. A101'e gitmiş. Böyle bir iki güzel şeyler var gibiydi. İstersen bakalım hem yürüyüş yapalım dedi. Ayağım biraz böyle şu anda zonkluyor ama ayakkabı giyince rahatım biliyorsunuz. Neyse şimdi hava yağmurlu hafif dinmişken üstüne şiş yeleğimi aradım bulamadım. Sanırım yukarı kaldırdım herhalde. En yakın zamanda artık kışlıklar çıkacak yani. Havalar malum artık. Neyse Barış'ı bekliyorum. O da üstünü giyinsin. Şimdi yürüyüşümüzü de yapalım. Yağmurda ne kadar yürüyebileceksek. Bir iki eksiklerimiz var. Onları da alalım. Dün yemeğe gitmiştik biliyorsunuz. O yüzden bir gün önceden pilavım ve çorbam dolapta duruyor. Ya onun yanına bir şey ilave edeceğim. Bakalım ama gelince şu berjerleri şöyle camın oraya doğru çevirip orada güzel bir kahve içelim. Bu havada en güzel şey ya kahve içmek ya salep içmek, ıhlamur. Ki ıhlamur da anneme de kendime de bak dün unuttum ben ha. Neyse hadi gidelim o zaman. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Bizden başka deli yok diyeceğim ama sokakta yine bir iki kişi var. Yalnız var ya geçen haftaki havadan eser kalmamış. Ha burası Zonguldak'ta. Herhalde olacak. Seni de Laz yaptım. Olacak mı kadar? Tabii biz aslında tam Laz'ız. Niye? Hem Batı Karadeniz hem Doğu Karadeniz'deyiz. Öyle değil mi Barış ben? Ama ben Batı Karadeniz'in tarafım yok. Biraz Doğu Karadeniz'in tarafım var. Sen Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz. Orta Karadeniz'de de yaşamış biri olarak komple Karadeniz. Aynen ben komple Karadeniz. Karadeniz uşağı. Değil mi? Aynen uşağı. Lazca biliyorsun sen. Biliyorum. Mesela nasılsın ne demek Lazca? Nasılsın? Öyle şey olarak... Ben daha çok anlamayı biliyorum. Ama bak ne yapıyorsun? Gülme. Muy kom ne yapıyorsun? Muy kom. Hasimupa Sobida. Şimdi ne yapayım? Ne? Nereye gideyim? Hasimupa Sobida. Hasimupa Sobida. İzali git miydi? Muhti gel. Çat pat biliyorum ama biri konuşsun yanımda. Annemler konuşsun mesela takır takır anlıyorum. Ama bana şimdi mesela şu ne demek, dinle, bu ne demek? Dille ilgili bir şey oluyor. Mesela adam diyor ya, ben İngilizceyi çok iyi bilirim. Şu ne demek diyor. Ya ben işte öyle şeyini bilmiyorum. Hayır ya. Öyle değil ama ben konuşamıyorum ki zaten. Abi. Ben konuşamıyorum. Anlıyorum ama. Annemler mesela doğru, konuşsun. Tam bir Karadeniz kızısın maşallah. Şapkanı ölçeyim. Yapalım yakında. Hamsi. Ana bu bir tanecik kalmış hanım eller. Mısır ekmeğiyle lahana yapalım. Nasıl, geçen Elif başka yaptı güzeldi. İnat. Ben mi? Hadi az. Hadi gidelim biz gidelim. Şimdi rahatça konuşabilirim. Uçağıyız arkadaşlar. Uçağıyız. Onlar da olmadı ama. Biliyorum ya. Söyle bakayım Nazca'sın uçmayın. Öyle bilmiyorum Barış. Aa. Hasim Mumpaso bir de. Ardeşen'den sonra biliyorum ben Rize, Ardeşen. Mesela Trabzonluların Lazcası yok diye biliyorum. Samsun'da, Ordu'da yok diye biliyorum. Tabii. Rize'den sonra. Aynen. Rize, Ardeşen. Trabzon'da sadece Of herhalde değil mi? Of'a kadar. Ben Trabzon'da hiç yok biliyorum. Oraya kadar var. Lazca. Yanlışsam söyleyin ama ben Trabzon'da... O şey, sahil kesme. Aynen. Nereden geldik biz bu konuya? Bilmiyorum ki senden mi? Tövbe. Hadi gidelim. Abo bak. Adam indirimde çay görünce... Çay çok seviyor ya ama bana yazanlar olmuştu. Ben bulamamıştım. Ay gülesim de geldi. Evet burada da... Aa çok var. Hiç yoktu bak. En güzel bak. Şu çayı çok seviyorum. Yalan yok. Bunun küçücük paketi 143 lira oldu. Ama Çaykur'un altın başı güzeldir. Yalnız bunu annemle babam normalde doğuşu sevmezlerdi. Epeydir kullanıyorlar. Bak 232 lira olmuş. 235 lira olmuş çay. Barış. Şunlar 220 olmuş. Aa o ne? O da. Ha o yukarıdaki. İkisi de öyleymiş. Bak doğuşlar indirimde arkadaşlar 101'de. Dur Instagram'a paylaşayım ihtiyacı olanlar varsa. Ha, çöp için değil mi? Biz sürekli şeye gidiyoruz ya. Ne kadar fiyatı Barış? Dikdörtgen pardon. Yok. Bu nasıl takılıyor yalnız? Heh, 100 TL mi? Bu nasıl peki? Şu şekilde mi?
bizim şey olur mu sence? Ya şey için güzel, hani yemek yaparken balkona taşıyoruz ya. Aynen. Alsam mı ki? Şöyle takacağız değil mi? Küçük poşetle. Bilemedim ki, bir bakayım da diğer şeylere. Barış. Ha, o da güzelmiş. 99 lira. 100. Onun bende yuvarlağı var Barış. Aynı öyle katlanan gri. O da güzel. Bir de şu ne? Ha, bu böyle bir şeymiş. Makyaj organizeri gelmiş. Şu tepsi de bakışta, böyle ilk görünüşte şey gibi. Değil mi? Cam gibi ama plastik. Bu neymiş? Mama için herhalde. Evet, mama tabağı. Dondurmalıklar biraz erken gelmiş ama. Parti tabağı diyor. Alsak mı? Yakında kutlama yapacağız. Bakıyor bana. Takı organizeri. Bak bu da güzelmiş. Nasıl bir şey bilmiyorum ama 349 lira. Benim aldığım sosluk 199 lira. Aa, şuna bakma şansımız yok değil mi? Emaye pişir sakla 249. Çaydanlığı var. Nehirin kalıpları var. Barış abi dediğin gibi bayağı bir şey gelmiş. Aşağıda. Bunlar ne? Kilitli saklama kabı. Anlarım, küçücük. Siz hatırlar mısınız? Bizim çocukluğumuzda küçücük şey vardı. Çay bardakları saplı. Onlarla çay içmeye var ya, bayılıyorduk. Şunu ben kaça almıştım acaba? Bu fiyat olmuş. Nehir. Güzel şeyler var da o çöp, acaba alsam mı? Şu baharatlık da plastik ama ihtiyacınız varsa güzel. Şuna bak, 101'e şey bakmaya geldik. 3 tane çay aldık. Ne diyorsun? Bazen bu önümdeki şeyleri ben görmüyorum. Edit yaparken görüyorum arkadaşlar. Öyle bir şeyim de var. Şöyle normal kek kalıpları, yağlıklar. Evet, bugün güzel şeyler gelmiş. Şunlardan ben bayağı kullanmıştım. İyiymiş fiyatı bak, 50 TL. Bakın bir de ben bundan aldım biliyorsunuz. 299'dan 150'ye düşmüş. Benim aldığım da sanırım. Kaçlı bu? 32'li. Ama Promax yazıyor muydu acaba bende? Onun farkında değilim. He değil, bu başka galiba. Benimki sanki kırmızılı. Bundan da bir denemek lazım. Ben 3 kere yıkadım, güzel. Hani o buğuyu falan görmedim. Normalde bardaklar buğu yapıyor, ziyan oluyor ya. Öyle olunca da bilmediğiniz deterjanı kullanmanın anlamı olmuyor arkadaşlar. Dolaşıyorum ben. Gelmişken bakayım. Keçe sepet diyor. Böyle. Ne kadar? 300 lira. Güzel aslında şu. Ama keçe ya. Bilemedim. Ah, burada da parti bardakları. Güzel ama doğum günleri için falan. Şu tava seti kalmamış mesela. O güzelmiş. Şimdi Barış'ı bekliyorum. Poşetleri eve bırakacak. Ekmek almaya gideceğiz. Biraz mesafesi vardı. Bayağı da bir şey aldık. Dedik poşetlerle gitmeyelim. Sodalar falan. Hava da açtı. Şimdi çıkmamız gerekiyormuş da. Neyse. Eve gidince de bir kahve keyfi yapalım. Onun yanına ne acaba yapsam? Her gün bu yemek derdi. Neyse. Canımız sağ olsun da hep böyle diyoruz ya. Sizler de yazıyorsunuz. Öyle Barış Beyciğim gelsin. Valla o kadar ağırdı ki poşetler bana taşıttırmadı. Allah razı olsun. Sen diyor tek başına bunları nasıl yapıyormuşsun diyor. Yapılıyor. Allah bir şeyini veriyor dedim, gücünü kuvvetini. Şöyle elimi yüzümü yıkadım. Üstümü değiştirdim. Havada açtı gibi. Saatlerimiz 3.30'a geldi. Nescafe suyu koydum. Hem yürüyüş yapalım hem de patates hiç yoktu. Bugün sonunu kızartmıştım. Domates, salata, bir iki bir şey alır geliriz diye düşündük. Sodalarımız yoktu. Bu arada su almayı unuttuk. Ama indirimde görmüşken çay aldık. Çünkü Doğuş'un bu çayı annemler de çok severek kullanıyorlar. 140 liraydı 101'de. Bu da Migros'ta 170 liraydı sanırım. Bunu eniştem söylemişti. Mandalinalı, karpuzlu, çilekli, sade, gördüğünüz gibi sodalarımızı aldık. Şu zeytini geçen Migros'tan aldık. Çok hoşuma gitti, böyle kıvırcık sele. Bitmişti, bir tane daha aldık. 80 küsürdü sanırım. Kaç gram? Yarım kilo.
Aa, ben daha az sanıyordum. Sonra leblebi falan aldık. Böyle kahvenin yanına kek aldık. Bir de 9 kat. E gidi çocukken ne çok yerdik arkadaşlar. Sevenler burada mı? 101'e gittiğimde muhakkak alıyorum. Çünkü seviyoruz. Damla çikolata aldım. Çayları gösterdim. Tuzum azdı. Makyaj temizleme suyu bitmişti. Bu Migros'ta 130 liraydı. Şu da 101'de 100 veya 110 TL'ydi. Ben en son gratisten kaça aldım hatırlamıyorum ama bunu severek kullanıyoruz. Yaren de ben de. Salatalık biraz aldım. Çeri domatesi orada hiç fark etmedim. Ben bunu normal domates zannettim. Arkadaş dedi ki çeri. Güldük hatta dedim çerinin kardeşi. 100 TL'ymiş kilosu. Aldıktan sonra fark ettim vallahi. 65 lira tutmuş neredeyse işte 64 falan. O da yarım kilo ha. Artık domatesler pahalandı. Patates aldık. Devreye selam olsun. Devrek ekmeğimiz böyle alıyoruz, dilimletiyoruz. Bunu 3 günde yiyoruz arkadaşlar. Evet, aldıklarımız böyle. Rabbim herkese bereket versin. Kurban olduğum Allah herkese çok versin. Şimdi bunları yerleştireceğim. Camı da demin kapattım. Kara kara bulutlar geldiler yine. Cuma'ya kadar böyle havamız ama açtı. Öyle arkadaşlar, güzel bir çay keyfi yapalım. Aman çay diyorum. Güzel bir kahve keyfi yapalım. Aklım çaylarda ya. Her gidiyoruz indirimde muhakkak bir çay alıyoruz yani. Evet, bizim için kahve vakti arkadaşlarım. Şimdi güzel kahvemizi içelim. Bir aklım karnıyarığı yap dedi ama. Bir Barış'a da sorayım. Yoksa çorbamız pilavımız var. Bakacağız artık. Evet, şimdi içeri geçelim bakalım. Az önce kahveyi güllük gülistanlık bir havada içtik. Şimdi ey maşallah bereket yağıyor bugün. Evet, patlıcanlarım hala dumanı üstünde görüyorsunuzdur. Güzel pişti. Şöyle yapacağım mı? Şey, dereotuyla maydanozu suya koymamız lazım Barış. Buralara ne gelmiş? Cacık yapacağız bunun yanına. Her karnıyarık yediğimde aklıma gelen ne biliyor musun Barış? Nedir? Niye dalga geçiyorsun? Aklıma şey geldi. Ne? Bir bilmecem var. Çocuklar. Hayır, hadi sor, sor. Gerçekten ne biliyor musun? Dayımla ben hemen hemen her sene Arhavi'ye giderdim. Arhavi nere? Tövbe estağfurullah. Yani izleyici ben bilirim. Artvin Arhavi'liyiz ya arkadaşlarım biz. Her sene dayımla giderdim hemen hemen. Annemlerle gitmediğim zamanlar. Hiç unutmuyorum, yolda bir tesiste durduk ama neresiydi tam hatırlamıyorum tabii. Dayımla böyle indik. Geç saatti de. Karnıyarık yemiştik. Orada bile karnıyarık yemişim. Başka bir şey almamışım. Tabii bir de cacık almıştı dayım bana. Pilav. Sen sonra beni araba bir güzel tut. Ama ne kadar seviyorsam karnıyarığı başkası olsa daha yiyemez. Hani midesi bulandı, kötü oldu diye. Cık. O zaman hep severim ya. Ben biliyorsunuz artık beni tanıdınız. Kahvaltıda bile yerim. Bu arada buzluktan kırmızı biber de koydum arkadaşlar. Aslında Barış musakkayı daha çok seviyor. Değil mi? Evet. Bugün dedim karnıyarık mı musakka mı? Ne istiyorsan onu yap dedi. Aslında musakka yapacaktım da. İtiraf edeyim mi? Tek tek kızartmaya üşendim. Musakkayı bu fritözde denedim. Bir kararttı gibi oldu. Hatırlıyor musun? Bir kere yapmıştık. Ama şey daha güzel. Şimdi Barış böyle gözlerini kaldırıyor. İşaret diliyle konuşuyor benimle ama siz görmüyorsunuz. Barış Bey. Hava nasıl oralarda? Valla kombi açılacak neredeyse. Kombi. Oo, bir tane daha keşke kızartsaymışım bak. Yaren de top gelecek diye ben 5 tane yaptım. Neyse. Ay bunu ne yaptım ben? Çok açtık. Yoğurt alsaymış. Ya yok mu? Şey su almaya, yoğurt almaya. Çok mu? Ha yeter o canım. Ben daha çıkamam. Seni bilmem de. Yol yapmayalım. Ben de çıkamam. Yol yapmayalım diyor ya. Sen seversin markete gitmeyi. Ben çıkamam da.
Ben belki de mesela. Sen sevmiyor musun belki? Ben bayılırım. Bugün şeyi söyledim. Sen bana diyordun ya. Sen nasıl yapıyormuşsun tek başına bu market işlerini falan, ev işlerini diye. Bugün bana hiç torba taşıttırmadı dedim. Vallahi öyle diyor. Helal olsun sana diyor. İş başa düşünce her şeyi öyle bir yapıyorsun ki. Biz zaten seninle beraberken de görevlerin yoğunluğundan bana kalıyordu ki her şey. Öyle değil mi? Çünkü maalesef yoğun çalışılıyor. Ben bu arada bir şey hiç unutmuyorum, biliyor musun? Neyi? Hepsini koyayım da. Neyi Barış? Merak etme. İş diye. He. Her zaman bende önce geldi işler. Evet. Öyle. Hatırladım şimdi ne diyeceğini biliyorum. Evet. Hastane işleri mi? Aynen. Yeşim'in yani çok önemli yani şöyle söyleyeyim. İşlerimden unutmuşum hastaneye gideceğini. O bana söylemiş. Hı-hı, hep evet. Öyle oldu yani bugüne kadar hep görev, iş. Evet canım, o çok yoğundu. Evet. Sonra bir telefon çaldı. Yeşim aradı. Yeşim ağlıyor ağlıyor arıyor. Batman'da mı? Evet. He, o parçalandığı zaman herhalde. Ne oldu, ne yaptın falan. Evet, o sırada. Ameliyat işte dediklerinde mi? Evet, hani hücre bulundu dedi ya. He, kötü bir şey çıkmıştı bende, evet. Tabii o sırada insanın aklı başına geliyor. Yani ben de çıkıp diğer yerlere gezdi dolaştı. Batman'da yoksa ne iş var? Yani. Hastaneye bile tek başına gitti. O işte kötü şeyi öğrendi orada. O zaman çok korkmuştum ama ya. Sonra tekrar kazıdıklarında elhamdülillah hep beraber 3 ay sonra tekrar kazıdılar. Ona rastlanmadı çok şükür. Ama hatırlıyor musun? O gün Barış daha böyle var ya, her ultrasonu istemişti. Medikal Park'a gidiyordum Batman'da. Hemen geri çevirdim. Hı, geri döndük. Hoca da şaşırdı. Hocam ne gerekiyorsa hepsine bakalım şöyle böyle. Bin şükür bir şey çıkmamıştı ama her şey bizim için bu hayatta. Bunu da böyle hallettim. Barış da şimdi şey biraz daha koyalım ama az bu dereotu. Barış cacık yapıyor. Ben de şimdi bunu hemen sos yapayım. Fritöz daha soğumadı. Fritözü yerine kaldıralım. Sosla fırına atalım. Fırına hemen domuz sıktım. Evet, yemeklerimiz hazır. Böyle karnıyarık. Aslında suyunu birazcık daha çektirecektim ama acele ettik. Çorbamız mis gibi. Burada pilavımız, fasulyemiz var, cacığımız, turşumuz. Allah herkese çok versin. Bize de afiyet olsun. Eşim, ayı görüyor musun? Ne kadar güzel. Ama bizim gözüktüğümüz, yani bizim gördüğümüz kadar gözükmeyin burada. Çok güzel. Başladı. Bizimkiler dönüyor yine. Çayımızı demledik. Oradan da telefon gözüküyor. Ellerime krem sürdüm. Bugün yorumlarda bir arkadaş demiş ki, sakın kırılmayın ama elinizi kullandıktan sonra böyle krem sürün demiş. Ben krem çok kullanırdım. Hatta markayı şu an unuttum. Gerçekten unuttum. Neydi adı? Vanilyalı bir krem. Böyle var ya, ellerinizi kullandıkça o kadar güzel yoğun bir vanilya kokuyor ki, az kalmış ondan alacağım tekrardan. Şimdi böyle Avon'un bir kremi vardı. Onu sürdüm. Neyse bakalım. Bazen böyle güzel şekilde önerilen şeyler tabii ki de hoşuma gidiyor. Kırmadan yazanlar. Kırıp yazanları zaten hiç söylemiyorum da. Bugün saçım hakkında da dün size sormuştum ya, yazanlar olmuş. Evet, hani bu şekilde kalsın diyenler de var ama 50-60'lı yaşlardan sonra böyle kullanırsın. Daha gençsin, hani bakımlı gözüküyor, o yüzden de boya diyenler de var. Bir arkadaşım, adını unuttum. Sen boyama, ben de sana şey olayım, hani senden ilham alayım da ben de boyamayayım gibi bir şey yazmış. Evet, herkes çok güzel söylemiş ama şu da bir gerçek. 50'li 60'lı yaşlara bakalım Rabbim görmeyi nasip edecek mi? Allah sağlıkla yaşamayı nasip etsin cümlemize inşallah. Yarın da günlerden cuma, böyle sağlık falan demiş ki, herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Sanki 2 gün önce cuma kutlamış gibi hissettim kendimi. Çünkü gerçekten günler su gibi geçiyor ya, acayip. Ben bundan memnunum çünkü istiyorum ki bir an önce bahar gelsin. Daha kışa girmeden inanın böyle bir bunaldım. Bugün o yağmur bir kasvet geldi bir ara. İçim darlandı böyle. Ben yaz çocuğuyum. Baharla yaz. Evet, yazında böyle sıcak sıcak diyoruz. Tabii ki bunalıyoruz ama yaz başka arkadaşlar ya. Şu kapılar açık, camlar açık, mis gibi hava. Her mevsim güzel. O ayrı konu ama
Zonguldak'ta yağmuru çok oluyor. Yani işinden sonra bizim yağmurlarımız durmaz zaten. Bak bugün kar yağışı demişlerdi ama kar yağışı yok. Öyle hani anormal böyle kaban giyecek kadar da soğuk da yoktu yani. Hayırla bereketiyle yağsın inşallah. Neyse bakalım çok da konuşmayayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah kısmetse yarın burada tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Her birinizi öpüyorum. Hoşça kalın.